Kitabımızın adı Travmatik Yaşantılar, Sembiyoz ve Otonomi. Yazar Profesör Doktor Franz Rappert. Türkçesi Fatma Zengin. Yayın evi Kaknüs Yayınları. Yedinci bölüm. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki sembiyoz. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir. Onlar hayatın kendisine duyduğu özlemin oğulları ve kızlarıdır. Halil Cibran, 1883-1931. Anne-çocuk sembiyozu. Biyolojik açıdan uzun sayılabilecek bir zaman boyunca çocuk annesinin bedeninde ayrı bir organizma olarak yaşar. 9 ay boyunca annenin bedeni fetüse yaşamın tüm gereklerini temel olarak temas, beslenme, şefkat ve korumayı sunar. Dişi organizma fetüsün parazit olarak belirlenmesini engellemek için kendisinden ayrı bir varlık olduğunu kabul etmek zorundadır. Kadının bedeni metabolik süreçlerin de yardımıyla bir anne bedenine dönüşürse ancak o zaman büyümekte olan çocuğu kabul edilir ve yabancı bir beden olarak reddetmez. İlkesel olarak bir beden diğerinde gelişmektedir. Eğer bir kadın ruhsal olarak anneliği kabul etmede başarılıysa duygu, düşünce ve eylemleri onu gelişen çocuğu da daha da güçlü olarak bağlayacaktır. İçindeki çocuk giderek daha fazla sadece bedensel olarak değil ruhsal ve duygusal olarak da onun bir parçası haline gelir. Hamile kadın giderek gerekirse her şeyi çocuğunun hayatı ve sağlığı için feda etme isteğine geliştirir. Bir kadının anne olmaya hazır hale gelememesi ve anneliği kabul etmekte güçlük yaşamasının fiziksel, hastalık, kötü beslenme kadar ruhsal nedenleri de vardır. Mesela bir tecavüz durumunda annenin döllenmeye zorlanması, kadının çocuğunun babasını sevmemesi, babanın çocuğun sorumluluğunu hamilelik döneminde bile kabul etmemesi, annenin çocuk sahibi olmak için çok genç olduğunu düşünmesi, annenin yaşamındaki diğer ilgileri nedeniyle çocuk sahibi olma fikriyle barışmakta güçlük çektiği bir dönemde olması, örneğin bir çalışma ya da eğitim nedeniyle, başka çocukları olduğu için bir çocuğa daha sahip olmanın var olan yükünü ve stresini daha da arttıracak olması. Çocuk, her zaman istenen bir şey olmadığı için tam kültürlerde insanlar istenmeyen gebelikleri sonlandırmanın yollarını ve araçlarını bulmuştur. Çocuk sahibi olmak için kendini hazırlayan insan ruhu ve bedeni içinde bedeni büyüyen yaşamı öldürmesi sadece teknik bir prosedür değildir. Annenin kendi yavrusunu öldürmesi her türlü doğal içgüdüyle çelişir. Kürtaj, hem annenin hem babanın ruhunun sağlıklı parçalarından hem kalıcı suçluluk duygularına hem de vicdan azabına yol açar. Kadın daha önce hiç travma yaşamamış olsa bile kürtaj fiziksel ve duygusal açıdan ciddi travma olarak yaşanır. Aynısı düşükler için de geçerlidir. Hamilelik ne kadar ilerlemişse anne ve çocuk arasındaki sembiyotik bağ da o kadar artmış olacağı için annenin kayıp travması ve duygusal açısı da o kadar çok olacaktır. Bu nedenle birçok istenmeyen ya da planlanmayan çocuk doğmuş olmakta. Oldukça sık olarak anne ve babanın istenmeyen çocuğa karşı tavrı doğduktan sonra değişmekte ve çocuk ihtiyacı olan bakım ve sevgiyi ebeveynlerinden almaktadır. Ne var ki çocuğun kendi ebeveynlerince reddedilmesi de oldukça mümkündür. Bazı Doğu Avrupa ülkelerinde doğum yapan genç annelerin çocuklarını bakması için kendi annelerine vermesi çok yaygındır. Göçmen işçilerde sıklıkla kendi çocuklarına bakılması için kendi ülkelerinden diğer aile üyelerine bırakılır. Genç ve duygusal olarak sağlıklı anneler için çocuklarından uzun süre ayrı kalmak ve belki de başka bir ülkede zenginliklerin çocuklarına bakmak zorunda kalmak acılı bir süreçtir. Bu tür bir ayrılık duygusal bir bölünmeye sonuçlanabilir. Bir anne için çocuğundan erken dönemde gönüllü olarak ayrılma ancak eğer kişiliğinde duygusal bir bölünme zaten varsa ve duygulardan bir derece kopuksa mümkün olabilir. Annenin hamilelik sırasında ve sonrasında yaşayacağı stres miktarı açısından çocuğuyla olan sembiyozundan ne kazandığı sorusu ortaya çıkar. Aşağıdakiler annenin yaşayabileceği çeşitli kazanımlar olabilir. Bir kadın annelikte kendi kadınlık özelliklerini dışa vurma ve bir kadın olarak tam kapasitesini gerçekleştirme olasılığını görebilir. Birçok kadın doğum yapma ve yeni doğan bebeklerini kucaklarına alma deneyimi hayatlarının en mutlu anı olarak tarif eder. Bir bebekle bedensel temas, annenin ihtiyacı olan nazik dokunuşu da karşılanmış olur. Bir çocuğun gelişimindeki büyük ve de küçük adımları izlemek anne için genelde müthiş bir neşe ve mutluluk kaynağıdır.
Bir çocuğun önemsenmesi ve sevilmesi anne için çocuğuyla sembiyozunu çok fazlasıyla önemli kılarak başka ödüller de getirir. Aile ve toplum içinde anne olarak tanınması ve beğenilmesi kadını mutlu kılar ve başarılarından dolayı gurur verebilir. Eğer annenin kendi sembiyotik ihtiyaçları çocuk ve onunla teması tarafından yeterince karşılanmazsa, bir ya da daha fazla çocuğa bakmanın yorucu görevlerini sürekli yerine getirmek anne için çok zor olur. Kadının sağlıklı duygusal parçası anneliği uyumlu olma şeklinde algılanmalıdır. Aksi takdirde bu aşırı derecede talepkar görev dayanılmaz bir yüke dönüşebilir. Anne çocuk sembiyozu. Çocuk bakış açısından ilk sembiyotik sürecin şu hatlarıyla ilerlediği hayal edilebilir. O doğmadan önce bile organizması hem annesinden hem de onu fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak etkileyen etraftaki insanlardan yayılan fiziksel, duygusal ve zihinsel güçler ve enerjilerle dolu bir çevreye sarılıdır. Bebeksi organizma, embriyonik gelişim evresine göre filtrelenen bu enerjileri içine alır. Kendini bu enerjilere göre yönlendirir ve onlara göre gelişir. Sınırlarını çizecek kendi filtreleri ya da mekanizmaları çok az olduğu için çevresindeki en güçlü enerjilerden en çok etkilenir. Annesiyle olan sembiyozunun ilk evresi temelde bilinç dışı bir mühürdür. Annenin dünyası kendi duygusal mührünü çocuğa vurur ve zihinsel ve duygusal yapısının temellerini oluşturur. Bu erken evrede büyümekte olan çocuk annesinden ayrı değildir. Bedeni onun olmasına rağmen hala annesinin bedenindedir ve bu nedenle de onun bir parçasıdır ve ona bağlıdır. Embriyo ve annesi arasındaki hormonsal ve duygusal iletişim birçok şekil alır ama embriyonik çocuk etraftaki enerji ve uyarıların çoğu için anlamını yorumlamasına yardım edecek bir ego yapısına sahip değildir. Bu duygusal izlenimlerin içinde tıpkı okyanustaki bir dalga gibi akıp gider. Ego yapısı eksik olduğu için kendinde ve kendi dışında neler olup bittiğini ayırt edemez. Bilinçli olarak neyin kendisi olduğunu, neyin kendisi olmadığını da fark edemez. Kendi bedenine ait fiziksel duyumlar hala annesinin bedeniyle ilgili duyumuyla iç içedir. Bir ego yapısı oluşturmak için kendi kimliğini annesinden ayrıştırabilmek ve etrafındaki enerjilerin hangisinin kendi bedeninden hangisinin dışarıda olduğunu bilmek için çocuğun net bir şekilde sınırları çizilmiş bir annesel ötekiye ihtiyacı vardır. Bu öteki kişi fiziksel, dokunulabilir, tutarlı ve dengeli bir mevcudiyet içindeyse çocuk da annesininkinden farklı dengeli ve tanımlı bir ego yapısını yavaş yavaş geliştirebilir. Aşağıda annesi net bir ego yapısına sahip olmayan bir danışanımın gönderdiği mektup, bu durumdaki çocuğun bir benlik duygusuna sahip olmasının ne kadar zor olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ötekinde kaybolmak. Ne yazık ki benlik duygumu yitirmeden başkalarının gözlerine bakamıyorum. Bu sabah bunu yapabilirdim ama bütün sabah yeteneğimi kaybettim. Kendimi başkalarından ayıramıyorum. Bu otomatik bir şekilde oluyor. Doğumla birlikte çocuğun bedeni anneninkinden ayrılmış olur. Göbek bağının kesilmesiyle hem fiziksel hem de duygusal anlamda ayrı bir benlik sahibi olma, bir kimlik ayrışması ve oluşması muhtemelen doğuma kadar başlamaz. Çocukta bilinçli bir egonun gelişmesi aşağıdaki gibi yavaş yavaş olur. Çocuk annesinin gözlerinde kendi yansımasını gördüğünde ve annenin onun göz kontağına ve yüz ifadesine verdiği tepkilerde. Çocuk bedenini, ellerini, ayaklarını, ağzını ve burnunu bilerek hareket ettirebildiğinde. Anne, onun çıkardığı seslere bir ses yansıtıcısı gibi davrandığında ve iletişim giderek dil düzeyine başladığında giderek kim olduğunu öğrenir. Dengeli bir ötekinin tüm şefkat ve sevgisinin yanında tepki ve geri bildirimleriyle çocuk kendini ve onu ayrıştırabilir ve kendi dengeli ego yapısını geliştirebilir. Anne ile olan sembiyoz, bir çocuğun gelişiminin bu erken evresindeki tüm ihtiyaçları karşılaması olur. Beslenmek, sıcak tutulmak, gerektiğinde serin tutulmak, güvende olmak, hareket ettirilmek ve kendi hareketlerinde desteklenmek, yalnız bırakılmamak, ihtiyaçlarının fark edilip anlaşılması, sevilmek, bir ilişkide kendi yerine sahip olmak, bir aileye ait olmak ve diğerleriyle birlikte onun parçası olmak. Bu ihtiyaçların karşılanması tüm çocuklar için çok temel önemdedir. Anne sevgisi miti. Bugünkü toplumlarda annenin kendi çocuğunu reddetmesi konusunda bir tabu vardır. Psikoloji tarihçesi Lloyd de Mason açıkça gösterdiği gibi bu her zaman geçerli değildir. Yüzyıllar önce
Aristokrat kadınlar doğumdan hemen sonra çocuklarını hiçbir suçluluk duymadan bakım evlerindeki hemşirelere gönderiyorlardı. Çocukların annelerince terk edilmesine duygusal bir tepki olarak tüm annelerin çocuklarını sevdiğini iddia eden bir anne sevgisi miti vardı. Sabina Gisvent yazdığı gibi gerçekleri olduğu gibi görmek bu miti daha da karmaşık hale getirmekte. Çocuklarını her şeyin üstünde seven anneler de vardır. Kendi çocuklarını sevmeyen, reddeden, onları duygusal veya fiziksel olarak istismar eden anneler de vardır. Annelerin çocuklarını sevmesi miti, kimi annelerin taşıyamayacağı bir şekilde anneler üzerinde bir baskıya dönüşmektedir. Bu mit, ayrıca çocuklarda annelerinin kendileri için yapması gerekli şeyler konusunda gerçekçi olmayan fikirler de oluşturabilir. Annelerin kendilerini sevmediği ya da sevgiyle yetiştirmediği çocuklar hayatta kalma stratejilerinin heyecanlarına yaslanmak zorundadırlar. Çünkü annenin bu kadar kalpsiz olabileceğini hayal etmek çocuk için imkansızdır. Bu gerçekliğin tartışılmasını engelleyen bir tabu vardır. Gisvent şunu öğrenir. Anne sevgisi mitini kaldırıp duygusal olmayan, olgulara dayalı bir farkındalık ve açık tartışma anneler ve çocukların yaşadığı gerçeklik için daha adil olacaktır. Annenin idealize edilmesine dayalı inkarlar ve algıdaki engeller öncelikle bertaraf edilmeli ve anne çocuk ilişkisinde konuşulmazlık kabul edilmeli, adı konulmalı ve tanımlanmalıdır. Travmatize anneler için anne sevgisi miti, çocuklarına aslında neler yaptıklarını görmekten kaçınmalarını ve kendi travmalarına gözlerini kapatmayı sürdürmelerini sağlayarak ideolojik bir sığınak, kendi hayatta kalma stratejileri için iyi bir eşlikçi oluşturur. Travmatize anneler ve travmatize çocuklar. Anne karnındaki travmalar. Çocuğun, annesinin bedeninin çocuk tarafından hayat dolu hissedildiği bir ortamda büyümesiyle, annenin bedeninin hastalıktan zayıf düşmüş ya da travmanın bloke ettiği katı, gergin bir ortama sürüklendiği arasında büyük bir fark olmalıdır. Embriyonun, travmatize bir annenin karnında, sağlıklı bir anneye kıyasla duygusal ve fiziksel olarak daha az hissedilebiliyor olması mümkündür. Çünkü travmatize annenin bedeniyle daha az uyumlanabilecektir. Danışanlarla yaptığım çalışmalar sayesinde çocuğun anne karnında travmatize olabileceği sonucuna vardım. Bu özellikle de anne çocuğu doğurmak istemediğinde ve onu reddettiğinde söz konusu oluyor. Bir stres kaynağı olarak anne. Marita'nın annesi tecavüze uğramıştı ve sonuç olarak çocuğu doğurmak istemedi ve doğurur doğurmaz ondan uzaklaştı. Henüz bir fetüs iken annesinden aldığı reddedilme hislerini bastırmak ve hayatta kalabilmek için Marita'nın kişiliği muhtemelen bölünmek ve güçlü bir hayatta kalma içgüdüsü geliştirmek zorundaydı. Güçlü bir hayatta kalma isteğinin yanı sıra buna paralel olarak da bu danışanın ruhunda anneye dair devasa bir stres yükü ve depresyon duyguları vardı. Eğer bir anne hamilelik sırasında bir travma yaşarsa bunun fetüs üzerinde mutlaka bir etkisi olmalıdır. Bazı insanların sinir küpü olarak doğup sonradan da hiperaktif olmasının sebebi belki de budur. Örneğin, yıllar süren terapilerden sonra Maşça, annesinin hamileliği sırasında meydana gelen drama daha yakın bakabildi. Daha önce hiç anlamadığı kendi içindeki duygulara sonunda ulaşabildi. Annesi, kendi babasının hamileliği sırasında kaybetmişti ve bu sırada bir kayıp travması yaşamıştı. Aşağıdakileri yazarken bunun kendi üzerinde ne kadar etkisi olduğunu fark etti. Ağlayan bebek. Uzun zamandır bir şeyi hatırlamam gerektiği, bunun çok önemli hatta hayati olduğu ve bunun hatırladığım çocukluğumda önceye ait olduğu hissini yaşıyorum. Bunu yazdığımda hayatımda önemli bir role sahip olması gereken bir olguyu hatırladım gerçekten de. Annem bana hamileyken 6 ay önce zaten bir kürtaj geçirmişti. Annem beni isteyip istemediğine karar vermiyordu. Bu yüzden de beni aldırmayı düşünmüştü. Babamdan da ayrılmak istemiyordu. Çünkü bir süredir evlilikleri sarsılıyordu. Ama evde kaldı ve beni doğurdu. Çünkü ölmekte olan babası da bunu istemişti. Annem bana 5 aylık hamileyken babası kanserden öldü. Dedem 60'larının başında, annem de 33 yaşındaydı. Annem için babası her şeydi. Bugün bile onun hakkında sanki bir azizden bahsedermiş gibi konuşur. Babası öldüğünde bir gece saçının beyazladığını söyler. Bir şok yaşamış ve sinir krizi geçirmiş. Bir şekilde şimdi bunların hepsi bana çok anlamlı geliyor ve hayattan niye korktuğumu ve gerçekten dengesiz hissettiğimi ve niye başkalarından aldığım desteklere güvenemediğimi açıklıyor. Anne karnındaki bir bebek olarak neye dayandım? Neler benim üstümden akıp geçti?
Bir fetüs olarak annemin en kötü travmalarından birini çok ani ve keskin bir şeye maruz kaldım. Rahimdeydim ve kaçacak bir yerim yoktu. Bunları yazarken kalbim hızla çarpıyor ve kafam ateş gibi. Bana haksızlık yapıldığı için kızgın hissediyorum. Hiç çığlık atamam. Muhtemelen o anda atmak isterdim. Bunu telafi etmek için doğduktan sonra sürekli ağlamışım. Öyle ki bir yere konduğum anda ağladığım için büyük annem, annem ve babam sürekli beni kucaklarında gezdirirlermiş. Doğum travmaları. Çocuğun doğumu bir annenin yaşamının en mutlu anı olabilir ama onun için travmatik bir deneyime de dönüşebilir. Bir kadın cinsel şiddete maruz kaldığında bedeninin henüz doğmamış çocuğun gönderdiği uyarılara tepki göstermediğinden kuşkulanıyorum. Doğumun gerçekleştiği cinsel organların aşırı uyarılması ile karşılaşınca bedeni zevk duyumları yerine kasılma ve kramp tepkileri verir. Benzer şekilde istenmeyen bir çocuk durumunda da doğum süreci muhtemelen tezatlar içerir. Eğer doktorlar da doğuran kadının duyarsız bir şekilde yaklaşırsa kadın için doğum aşırı utanç verici bir süreç olarak yaşanabilir. Ki bu da beden, zihin ve ruhta bir bölünme yaratır ya da var olanı derinleştirir. Annenin doğum travmasının çocuğuyla arasındaki sağlıklı bir sembiyotik değişimin olmasını engelleyerek çocuğa aktarıldığını düşünüyorum. O zaman da çocuk anneyle teması reddedebilir. Çünkü annenin bedeniyle teması onda acı veren anılar uyandırıyor olabilir. Travmatik doğum. Helga doğduğunda annesi doğumu aşırı travmatik yaşamıştı. 3 gün hastanede kalmış ve bu süre içinde doktorlar ve öğrenciler onun üzerinde çalışma yapmıştı. Ellerinden yatağa bağlıydı ve tamamen çaresiz hissediyordu. Bir sürü erkeğin bedeninin çıplak durumdaki alt bölgesinde araştırma ve inceleme yapmasından derin bir utanç duyuyordu. Helga sonunda doğduğunda annesi onunla sadece göz teması kurabildi. Bedenine dokunamadı. En ufak fiziksel temas annesinin savurmalarını tetikliyor ve içe kapanmasına yol açıyordu. Bunlar Helga'nın anne sevgisi deneyimiydi. Doğum boyunca yaşanan devasa olumsuz duygu ve imgeler ve peşi sıra gelen kısıtlı bir göz kontağı. Bir parçası hep bu duygularla takılı kaldı. Annesi kendisini doğururken hayatını kaybeden çocukların kendi yaşam enerjilerini geliştirmesi özellikle daha zordur. İlk sembiyozun kesintiye uğraması birçok sonuç doğurur ve Maria vakasında olduğu gibi hayat çok şaşırtıcı olabilir. Kendisi için iyi duyguların eksikliği. Maria'nın annesi doğumundan birkaç saat sonra ölmüştü ve babası annesinin vasiyetine uyarak onu yetiştirmesi için kendi kız kardeşine vermişti. Maria'nın halası ona evlatlık edindi ve Maria 13 yaşına kadar onları gerçek ailesi sandı. Gerçek babası hafta sonlarında onu ziyaret ettiğinde dayısı olarak tanıtılıyordu. Sonradan gerçek babası olduğu resmen söylense de Maria buna inanmadı. 50 yaşındayken kendisiyle evlatlık edinmiş olan üvey babasıyla çok iyi bir ilişkileri olduğu için kendi babasının değil de ondan genetik babalık testi istedi. Maria başka insanlara çok özenli bakmasına rağmen kendiyle hiç ilgilenmiyordu. Kendinden küçümseyerek bahsediyordu. Kendimi önemsemem aptalın tekiyim. Bunu da üvey annesinden edindiğini düşünüp ona atfediyordu. Üvey annesi yani halası kardeşinin çocuğunun bakımını üstüne alarak Maria'nın annesine boyun eğmişti. Fakat halanın annesi bunu onaylamamıştı. Ek olarak kendisi de annesini yitirdiği ve evlatlık edindiği için Maria'da çok yakın hisseden ve üvey kız kardeşine yoğunlaşan kocasıyla ilişkisi de azalmıştı. Maria gerçek annesinden sembiyotik bir bakım alamamıştı ve bu yüzden annesiyle teması üzerinden kendi içsel benliğiyle temas kurmayı öğrenememişti. Üvey annesi de yeterli bir alternatif olamamıştı. Diğer ilişkilerde kararsız olmasına neden olan içsel benliğine dair duygu eksikliği yaşıyordu. Bedeninde kök salmamıştı ve varlığı hakkında yerleşik bir duygusu yoktu. Bedeniyle ilgili duygusuzluğu cinsel konularında da probleme dönüşmesine yol açıyordu. Maria zihniyle problemlerini kolayca analiz edebiliyordu ama içsel duygusal fırtınasını dindirmeye bu yetmiyordu. Bir şey onu ürküttüğünde histeriye yakın bir duruma giriyordu. İşkence edici bir süreç olarak sembiyoz. Çocuk annesini özgün biri olarak görür. Annesinden başka biriyle bu kadar derin bağları yoktur. Anne yaşamımızın başlangıcında asıl ruhsal referans noktası olmakla kalmaz. Ömür boyu da böyle kalır. Bir çocuğun annesiyle oluşturduğu sembiyotik bağlantının iki temel süreci var gibi gözüküyor. 1. İlk süreç bir mühre benzer. Çocuk bilinç dışı olarak annesinin duygusal durumunu içselleştirir.
Bu olumlu ve sağlıklı duyguları da içerebilir. Ama aynı zamanda annenin travma bağlı duygular da olabilir. Varoluşsal korkular, kayıp korkusu, kızgınlık, utanç, çaresizlik duyguları vesaire. Bunlar çocuğun bedeninde yerleşir ve strese neden olur. Annesinin travmatik fiziksel konumundan da bu erken sembiyotik evrede çocuğun bedenine travma duygusu olarak aktarıldığını tahmin ediyorum. Bu nedenle çocuk kendi bedeninden çok kendindeki ya da etrafındaki annesine ait travmatik beden deneyiminin farkındadır. Yani kendi beden yaşantısından çok derine gömülmüş olabilir. 2. İkinci süreç ise çocuğun sembiyotik süreci aktif olarak biçimlendirme yeteneğini kapsar. Annesi tarafından algılanmak, onun tarafından bir birey olarak değerli, özgün ve kıyaslanamaz bir şey olarak görülmek ister. Her çocuk annesinin duygularını toparlar ve ona yardım etmek ister. Mutlu mu yoksa üzüntülü mü, güvenli mi, kaygılı mı, neşeli mi, öfkeli mi, duygusal olarak mı var, yok mu, ona yardım etmek için ne yapabilirim gibi. Anne çocuğunu reddetse bile çocuk annesini asla reddetmez. Onu sever ve onunla özdeşim kurar. Travmatize anneler travmalarını bastırarak çözemezler. Eğer anneler travmaya uğramışsa içindeki travmatik tehlike mekanizması herhangi bir güçlü duygu dalgasını bloke eder. Bazen de bedeninin uyuşuk hislerini sağlar. Çocuğu ondan duygusal taleplerde bulunduğunda ondan uzaklaşır, bilinçten kopar. Sonuç olarak da travmatize annenin çocuğuyla teması göreceli olarak azalır ve duygusallıktan çok işlevsel olur. Bu durumda da çocuk annesinin sevgisini alma ve onunla duygusal temas kurma ihtiyacı açısından hayal kırıklığına uğrar. Bu da onu annesinin duygularını çok daha hissetmek ve yaşamak için duyu kanallarını çok daha açmaya iter. Şu varsayımda bulunur: annem gibi hissedersem ona daha yakın olurum. Ama bu açma süreci çocuğun annesindeki travma enerjisine daha fazla maruz kalması ve onların işgaline uğraması tehlikesini getirir. Bu da çocuğun annesinin travma alanının enerjisinde boğulma korkusu yaratarak annesinden uzaklaşmasına neden olur. Böylece çocuk artık iki çelişen ihtiyaç içindedir. Onun acısını paylaşmak için ona daha yakın olmak ve aşırı yüklenmeden kendini korumak için içine kapanmak. Çocuk bu çatışmayı ancak kendi içinde bir bölünme yaparak çözebilir. Bir parçası anneye ait travma enerjisine kendini mal eder ve bir şekilde anneyle duygusal bir temas çeşidi kurmuş olur. Diğer parça da katı bir yalıtıma sığınarak kendini geri çeker. Bazı çocuklar için duygusal travma aracılığıyla bağlantı kurmak, duygusal olarak içine kapalı annelerle temasta hissetmenin tek yoludur. Annesi neden bir yandan bu kadar mesafeli ve hissizken öte yandan şiddetli duygularla yüklü olduğunu açıklamaya başaramadığı ve bunu istemediği için çocuk kendi kimliğiyle de problem yaşar. Kafası karışır ve kendisiyle ilgili problemin ne olduğunu anlayamaz. Kendi sevgisiyle annesine ulaşamadığı ve onunla daha doğrudan bir ilişki kuramadığı için kendini suçlar. Annesinin net olmayışını kendi yetersizliğine dönüştürür. Birçok travmatize anne için kendisi ve çocuğu arasındaki engeli yaşamak ve sonucunda çocuğun acı çektiğini görmek işkencedir. Elinden geldiğince temas kurmaya çalışır ama bir türlü çocuğuyla yakınlık kurmayı başaramaz. Çünkü bu yakınlık onun başarılmış travmatize parçalarını tetikler. Güvensiz bağlanma. Alexander fazlasıyla travmatize olmuş annesiyle geçen çocukluğunu şöyle anlatmakta. Önemli olan kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak, yanlış bir şey yapmamak, dikkat çekici olmamak, her zaman başkalarına amade olmak, karşı gelmemek ve her zaman farkında olmaktı. Evet, bunu yapmak mümkün ama bu tüm yaşanma mal olan aşırı bir yoğunlaşma ve enerji gerektirmekte. İçimdeki öfkeyi bastırmak çok daha enerjimi alıyor. Çünkü öfkemi dikkat çekmeden, kimseyle çatışmadan göstermem gerekiyor. Güvensiz bağlanan çocuk kendi stresiyle kısır döngü içinde annesine daha çok stres uygular ve anne de onu daha çok iter. Sembiyotik dolaşıklığın kısır döngüsü başlamıştır ve fark edilip bilinçli şekilde kesintiye uğramadığı sürece sonsuza dek sürer. Her iki taraf için de işkencedir. Hem anne hem de annenin sevgi ve öznenin hasretini çeken çocuk için. Çocuklar annelerine yakın olmaya çalıştıklarında travmatize annelerin korkularını sezgisel olarak hissederler. Ebeveynlerin stresini fark ederler ve kendi sembiyotik ihtiyaçlarını bastırmaya çalışırlar. Bölünmeleri daha da ilerler ve giderek daha fazla kendileriyle temaslarını kaybederler. Çocuğun davranışında anne kaçmaya çalıştığı kendi travmasıyla yüzleşir.
panik paniği üretir. Renata şöyle yazıyor: "Maalesef duygularımı nasıl kabul edeceğimi bilmiyorum. Bunu yapmaktan çok korkuyorum. Ama içinde bulunduğum durumda daha ne kadar katlanabilirim bilmiyorum. Her şey kötü gittiğinde ve ağlamak zorunda kaldığımda birinin gelip küçük bir çocuk gibi bana sarıldığını, kucağına aldığını, beni yatıştırdığını ve her şeyin yakında iyi olacağını söylediğini, beni rahatlattığını ve sadece orada olup bana güvence verdiğini hayal ediyorum. Ama işler kötü gittiğinde annem babam panik oluyor. Ben gene bana sarılacak birini istiyorum. Güçlü ve beni rahatlatacak biri. Ama annem babam işleri daha da kötü yapıyor." Sembiyotik sabitlenme. Ruhsal olarak sağlıklı anneler için bile çocuklarını serbest bırakmak, kendi yaşamlarından sorumlu olmalarına izin vermek, gelecekte onlara ne olacağıyla ilgili endişelenmeden vakit geçirmek zordur. Çocuğa kendi kararlarını verme izni vermek ve kendi yaşamdaki güçlükleri aşacağına güvenmek çocuğun yaşamından elini çekmeye hazır bir anneyi gerektirir. Annenin çocuk sayısı ne kadar azsa çocuklarına gitme izin vermesi de o kadar zorlaşır. Çocuğun gelişim dönemine uygun olmayan biçimde çocuğa yapışmak genelde annenin kendi annesini erken yaşta kaybetmesinin ya da annesinden yeterince destek almamasının sonucudur. Böyle bir durumda anne örneğin kendi kızında ikame bir anne arar. Önce onu şımartır, sonra kendine bakmasını, rahat ettirmesini ve sevmesini ister. Bağımlı bir çocuk gibi kendini çocuğuna bağlar ve kendi yaşamını yaşamasına izin vermez. Beni terk edemezsin. Claudia bir psikoterapist. Kendi başına kalmayı daha fazla öğrenmeye çalışıyor. Ailesi ve danışanlarından yorulmuş durumda. Ondan tanımsız şeyler bekleyen, Claudia'nın sıra dışı başarılarla beklentilerini karşılamaya çalıştığı annesinin talepleriyle karşı karşıya kalınca iyice çaresiz hissediyor. Claudia'nın yaşamını büyük oranda annesi finanse ediyor. Claudia annesinden geri çekildiği anda annesi onu azarlıyor, suçluyor ve kalp ve sırt ağrıları çekmeye başlıyor. Bu da Claudia'nın üzerinde büyü etkisi yapıyor. Şantaja açık bir şekilde annesinin tasmasında bir esir gibi yaşıyor. Çocuğun iyiliği ve annenin iyiliği bu açıdan yakınen birbirine bağlıdır. Anne ve çocuk arasında öyle büyük bir sembiyotik bağlılık vardır ki anne her bir çocuğun ruhsal yaşamında çok baskın bir role sahiptir. Annesinin sağlığına olan ilgisiyle çocuk ömür boyu annesine bağlı kalacaktır. Çocuk annesinin acı çekmesini görmeye nasıl dayanır? Annesini acil bir durumda nasıl terk edebilir? Nasıl hastalıkta ve yaşlanınca ona bakmaz? Bu da çocukların aşırı travmatize annelerinin manipülasyonlarına fazlasıyla açık olmalarına neden olur. Çocuklar ebeveynlerinin çatışmalarını da aşırı derecede tehditkar bulur. Genelde şiddeti uygulayan baba olduğu için çocuklar çoğunlukla annenin tarafındadır ve anne acı çekince panik olurlar. Anne için korkmak. Michela neredeyse 40 yaşında ve annesiyle ilişkisi hala çok yakın. Kendini annesinden daha fazla ayırmak istiyor. Çocukken sarhoş babasının annesini vahşice dövüp işkence etmesine sık sık tanıklık etmiş. Küçük bir çocuk olarak tek yapabildiği ağlayarak izlemek ve daha fazla dayanamayınca panik içinde bağırmakmış. Büyüyünce babasına engel olmaya çalışmış ama babası onu da dövmeye başlamış. Ailede başvurduğu hiç kimse babasına karşı gelip bu şiddetli patlamaları durdurmamış. Michela'nın terapi çalışması gösterdi ki içinde bir parça hala annesini babasının şiddetinden korumaya çalışma oyununa saplanıp kalmış. Her çocuk annesi tarafından terk edilme şeklinde temel bir korku yaşar. Aile sistemi ne kadar travmatize ise çocuklar da o kadar bu sistemin esiri olur. Ve çocuk olarak etkin bir şekilde bundan kaçmayı başaramaz. Ebeveynlerinin kendi hayatta kalma stratejileriyle onlara uyguladığı talepler, şantajlar ve duygusal baskı karşısında çocukların kendilerini korumaya yeterli araçları bulunmamaktadır. Yetişkin olunca da bunu genelde ancak yoğun bir terapiyle başarabilirler. Sanki bir esir gibiyim. Lydia'nın ailesinde ensest, cinsel taciz, her çeşit şiddet, savaşta çocukların askerlere satılması vesaire gibi travmalar nesillerdir sürmekteydi. Ama dışarıdan normal bir aile gibi görünüyordu. Bu görünüşü bozan herkes aile için bir hain ve kendi yuvasını bozan oluyor veya deli olarak damgalanıyordu. Yıllar süren terapiler sonunda Lydia cesaret toplamaya ve bağımsızlığından daha çok ısrar etmeye hazırdı. Kendi evliliğinde bile bir kafese konmuş gibi hissediyordu.
Bir terapi seansında bağımsızlık adımları iki süreç halinde gerçekleşti. İlk önce birçok şiddet yaşantısı olmasına rağmen kendi kırılganlığının farkında, iyi sınırları olan, şefkatle verme ve almayı başaran parçasıyla giderek daha iyi bağlantı kurdu. İki süreç annesinin ve ailesindeki birikmiş acının derdine ne zaman düşse artık kendi olmadığını anlamasına yardım etti. Eğer yanında olmazsa annesinin kendini öldüreceği korkusu Lydia'nın kendine bakmasına engel oluyordu. Annesinin halının altına süpürdüğü travma oyununu Lydia oynamazsa yaşamak istemediği yönündeki tehdidi onu annesinin esiri haline getiriyordu. Sembiyotik taciz. Çocuklar kötü ve şeytani olarak resmedilirlerse bu konuda yapabilecekleri bir şey yoktur. Bu durumda ya tamamen savunmasız hissedip sessizce oturup kötü şeylerin olmasını engellemeye çalışırlar ya da onlara yöneltilen anne kaynakları nefreti kendine zarar verici bir hale ya da başkalarına dönük saldırganlık ve şiddete dönüştürürler. Ergen olunca bu tür çocuklar her an patlayacak saatli bomba olur. Okula karşı ilgilerini yitirirler, uyuşturucu alırlar, tüm ebeveyn kısıtlamalarına karşı gelirler ve kuralları delerler. İntihar eğilimi de olabilir. Kimsesiz hapislik içinde. Monica çocukken annesi tarafından sadistçe işkenceye uğramıştı ve dünyayla ilişkisi kesilmişti. Dışarıdan annesi sevgi dolu bir anne gibi davranıyordu. Ama Monica'nın hiç şansı yoktu ve giderek içine kapanmıştı. Ergenlikte bazen psikotik oluyor ve intihar eylemlerine karşı sıkı bir direnç göstermeye gerekiyordu. Zaman zaman bir anne çocuğunu kendisini çocukken taciz eden kişiye yönlendirir ama onu hiçbir şekilde kabul etmez. Sanki anne bilinç dışı bir parçasıyla onu tacizine dikkat çekmek zorunda kalıp bunu da bu yolla gerçekleştirmiş gibi görünmektedir. Ama çocuk için annesinin kendisine ihanet ettiğini düşünmek dayanılmaz bir şeydir. Bunun yerine annesinin asla bir şeyin olmasına izin vermeyeceği ve bir şey bilseydi onu engelleyeceği yanılsaması düşüncesine kaçar. Peki çocuk annesinin bir fail olması gerektiğini görmemek için ne yapar? Kendi acısını hafife alır. Canımı yakmıyor, o kadar da kötü değil. Suçlamayı kabul eder. Babamı kızdırdım. Annesi için mazeretler bulur. Annem bu konuda bir şey bilmiyor. Bilseydi bir şeyler yapardı. Kendini aşağılar. Kimsenin sevmesine değecek biri değilim. Kendini cezalandırır. Ben aptalım. Bu da kendine zarar verici davranışla sonuçlanır. Çocukların cinsel tacizinin sağlıklı cinsellikle bir ilgisi yoktur. Ne yazık ki bunların bir sonucu olarak bu fiziksel acı, utanç ve iğrenme duygularını cinsellikle bağdaştırmayı öğrenirler. Anne için kurban edilmek. Dorota'nın annesi onu sık sık kalması için büyük anne ve babasına bırakıyordu. Bunun için belirtilen gerekçeler mantıklı görünüyordu. Anne doğum için hastaneye gidiyordu. Dorota'na anneannesini çok seviyordu. Öğleden sonra 3'te anneannesiyle uyumaktan çok hoşlanıyordu. Dorota zor bir çocuk olarak görülüyordu. Çok güçlü ve kendine güvenliydi. Psikoloğa götürüldü ve o da hiperaktif olduğunu, yani ruhsal bir rahatsızlığı olduğunu onayladı. Oysa gerekçe Dorota çok küçük yaşlardan itibaren annesinin babası tarafından tecavüze uğruyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda büyük babası bir askerdi ve Polonya'da birçok kadın ve çocuğa tecavüz edip öldürmüştü. Kadın ve çocuklara olan nefreti savaştan sonra da sürmüş ve kendi ailesine taşınmıştı. Büyük anne ve anne de bu nedenle Dorota'yı kurban olarak verip huzura ermeye çalışmışlardı. Dorota'nın annesi de çocukken babasının cinsel şiddetine maruz kalmıştı. Dorota bu delilik ortamı içinde büyük babasının şiddeti sırasında büyük bir ruhsal bölünme yaşayarak hayatta kaldı. Bir parçası bedeninin bilinç düzeyinden koptu. Kalan benliği ise en içteki benliğine kaçtı. Güçlü kalarak hayatta kalmaya çalıştı. Büyük annesinin bunları bilseydi onu koruyacağına inandı. Annesinin de olup bitenden haberi olmadığına kendini ikna etti. Yenilmez ve güçlü olmayı onaydı. Annesinin ve anneannesinin kendisini büyük babasına bir kurban olarak verdiklerini görmekten kendini koruma yolu buydu. Birçok terapi seansında bu yanılsamaları adım adım bırakmayı başardı ve onu deli edenin kendi ailesi olduğunu fark etti. Artık bu yalanlara eşlik etmeme kararını verdi. Ancak ondan sonra bedenini giderek daha fazla hissetmeye başladı. Sakin olabilmek için bedenini uyuşturma ve kalbi ara sıra çok hızlı attığı için gerekçe bu içindeki travmatize olmuş çocuk parçasıydı. Beta blokör alma şeklinde hayatta kalma stratejileri vardı.
Anneleri cinsel olarak istismar edilmiş oğlanlar ise annelerinin faile karşı nefretinin hedefi haline gelme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Aşağıda bir danışanın annesiyle olan karmaşa içindeki ve onu giderek kendine zarar vermeye götüren ilişkisini anlatıyor. Fail olarak algılanan oğul. Yaptıklarımın gerçekten de doğru adı kendine zarar verme ama başka bir yol da göremedim. İçimdeki sürekli fırtına hep dayanılmazdı ve hala dayanılmaz. Kesinlikle bir çözüm bulmaya hep çalıştım ama her seferinde kendi yoluma dönüyordum. Panik ataklar ve güçsüzlük giderek üstün geldi. Birçok kez sarhoş oldum, bu da her şeyi daha da kötü yaptı. Ama güçsüzlük duygusu belli durumlarda çok korkunçtu. Bir noktada annem beni dövmeyi bıraktı ama sözlü tartışmalar devam etti. Yapabildiği her durumda benden nefret ettiğini açıkça vuruyordu. Hatta patronuma bile telefon etti. Kendinizi buna karşı nasıl koruyabiliyorsunuz ki? En sonunda huzura kavuşmak için annenizi mi öldüreceksiniz? Serzenişler her yönden geliyordu. Hatta annem öldüğünde ve sonrasında bile. Günah keçisiydim. Sanırım hastalığımı tetikleyen bu oldu. Bu kadın beni yıkmak için her şeyi yapmıştı. Hatta ölümden sonra da ben. Peşinden gitmek için bana yaptığı şeyler tam olarak kaçıklıktı. Kuşkusuz ben de onu yıkmak için elimden geleni yaptım. Tüm bunları anlamıyorum. Hepsini kavramanın yolunu bulamıyorum. Sadece bir şeyi biliyorum. Eğer bu şekilde devam edersem kendimi yok edeceğim. Annesinin kendi babası tarafından cinsel istismara uğradığını anlattıktan sonra bu danışan annesinin niye böyle davrandığını anlayabildi. Onu bir erkek olarak kendi babasıyla bir tutmuştu ve erkek cinselliği onun için kendi acılarının cisim bulmuş haliydi. Hayatta kalan parçasında asla dile getiremeyeceği, oğlundan geleceğini algıladığı tehditle savaşmıştı. Aşağıda Hubert vakasında gene babası tarafından cinsel istismara uğrayan annenin en baştan itibaren oğlunu reddetmesi ve hatta onu öldürmeye çalışması söz konusu. Değersiz. Hubert bir grup çalışmasında annesinin onu en az 10 kez öldürmeye çalıştığını ilk kez bahsetti. Bir kere çamaşır ipiyle, bir başka zaman da sığ bir gübre birikintisiyle onu boğmaya çalışmıştı. Bir saatten fazla çocukluğunda yaşadığı işkenceleri anlattı ve panik, öfke, annesine karşı duyduğu sembiyotik çocuk sevgisi, güvensizlik ve acı duyguları arasında gitti geldi. Farklı bir içsel duruma girmeyi başardı ve sonunda umut ve neşe yeşermeye başladı. İçsel süreci çalışmadan sonra da devam etti ve grup çalışmasının 3. gününde artık değerimi başarılar, başarılar ve başarılarla kanıtlamak zorunda değilim. Ben değerliyim dedi. Çocukların sevgi yanılsamaları. Annelerince ihmal edilen, reddedilen hatta sadistçe işkence gören çocuklar bile onların olumlu bir imajını korumaya çalışır. Annelerinin savunma stratejilerini kırmak için Sisyphos benzeri bir görev edinirler. Çocuk tekrar tekrar annesinin kendisi ve çocuğu arasında diktiği duvarı çökeceği ve çocuğun kendisine gösterdiği sevgiden zevk alacağı ve çocuğunu şevkle ve açıklıkla kucaklayacağı umuduyla bir dönüm noktası bekler. Ama çocuk annesinin sıcak kalbine erişmeye çalıştıkça annenin bu tür bir temasa karşı savunması ve direnci de artar. Birçok danışan annelerine ulaştıklarına inandıklarında annelerinin bir bakışı, mimiği, cümlesi ya da genel davranışı ile tıpkı kağıttan evlerin yıkılması gibi tüm çabalarının boşa gittiğini anlatır. Uyuyakalma. Josef çok mutluydu. Terapisi sırasında netleşen çocukluğundaki aşırı sıkıntıları hakkında annesiyle konuşunca onu dinleyeceğini düşünüyordu. Konuşmanın ortasında annesi masada uyuyakaldı. Travmatize insanların travma gerçeğini karartmak için son çare olarak kullandıkları bir strateji. Bir sonraki terapi seansında ona önerdiğim cümle şuydu. Annem olmasa da ben bütün olabilirim. Bu Josef için yeni bir düşünce şekliydi ve ona çok yardımı oldu. Travmatize babalar ve travmatize çocuklar. Bir çocuğun kaybı. Baba çocuk ilişkisi de aşırı derecede yüksek duygusal yoğunluktan sembiyotik ilişkiler yaratır. Ne var ki anne çocuk bağıyla aynı sembiyotik yoğunluğa ulaşmaz. Çünkü baba çocuk bağı 9 aylık bir hamilelik, emzirme ve ilk aylarda yoğun fiziksel teması içermez. Erkekler özellikle de erkeklerin soğuk ve duygusal olarak kas katı davranmasını talep eden toplumlarda yetişenler, bebeklerle kadınlar özellikle de anneler kadar duygusal olarak empati kuramazlar. Birçok kültürde korku saldırganlık ekseni kadınlara göre erkeklerde daha fazladır.
Duygusal olarak yoğun durumlarda istatistikler erkeklerin kadınlardan daha öfkeli olduğunu ve saldırgan davranış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kendi çocuğuyla daha doğrudan bir temasa varsa babalık, bir erkeğin saldırganlık eğilimini baskılayıp duygusal olarak daha açık olmasını sağlayabilir. Kendi çocuğuna babalık yapmakla sevgi meselesi hayatında hiç olmadığı kadar derin ve duygusal boyutlu bir hal alabilir. Duygusal olarak sağlıklı bir baba, çocuğun ihtiyaçları ve yaratıcılığı ile karşılaşınca onun iyilik halini kalpten hissederek ele alacaktır. Çocuğunun geleceği duygusal olarak sağlıklı bir baba için temel önemdedir ve bunun için sorumluluk alıp hayatının merkezi bir konusu yapacaktır. Çocuğunu kaybetmek bir baba için fazlasıyla travmatik bir deneyimdir. Ancak babalar bu yas sürecini annelerden farklı bir şekilde yaşarlar. Ağır gelen acılar kadınlara oranla erkeklerde daha fazla öfke ve saldırganlığın ateşini yakar. Babanın umudu. Oğullar ve kızlar için babaları annelerinden sonra ikinci en önemli ruhsal bağlanma figürüdür. Bir çocuğun sağlıklı duygusal gelişimi için babasında görülmesi, kabul edilmesi ve sevilmesi hayati önemlidir. Ayrıca babanın şunları yapması da önemlidir. Çocukla oynaması ve kendi bakış açısından dünyayı göstermesi. Çocuğa ihtiyaç duyduğunda yardım edip destek vermesi. Anne çocuğun yaşamına çok fazla burnunu sokar ise anneye sınır koyması. Toplumda belli bir duruşun olması ve sosyal olarak kabul görmesi. Çocuğun ondan utanmaması. Bu nedenlerle çocuklar anneleri kadar babalarının iyilik haliyle de ilgilenirler. Eğer babanın tehlikeli bir işi varsa, mesela savaş bölgesinde askerse, çocuk babasının yaşamı için endişe duyar. Çocuk babasının endişelerini de kaydeder ve onu neşelendirip rahatlatmaya çalışır. Çocuklar babalarının anneleriyle ve aileleriyle birlikte kalmasını ister. Bu açıdan baba ve çocuk arasında da sembiyotik dolaşıklıklar olabilir, hele de baba da travmatize ise. Babasının göz bebeği. Julia babasının göz bebeğiydi. Babasıyla gurur duyuyordu ve okuldaki başarılarıyla onun da kendisiyle gurur duymasını istiyordu. Babasının başka bir ilişkisi olunca annesi Julia'yı kendi tarafına çekmek istedi. Ama Julia içsel olarak babasına daha sadıktı. Sonuçta babası başka bir kadın için ailesini terk edince ve Julia ile ilgisini neredeyse tamamen kaybedince Julia'nın dünyası yıkıldı. Bu durumla kendi başına baş edemedi ve terapiye geldi. Bir çocuk annesiyle duygusal bir temas kurmayı başaramayınca bunu babasında arayacaktır. Özellikle de baba anneden daha ulaşılır konumdaysa. Zaman zaman kızlar babalarını idolleştirir. Onu idealize eder ve olumsuz özelliklerini görmezden gelir. Bunu yapınca da babasının hayatta kalma mekanizmalarını çekilme riski doğar. Hor gören ses. Constanze profesyonel olarak başka neler yapabileceğini daha iyi görmek için terapiye geldi. Alternatif tıpçı belgesi vardı. Hemopati uzmanıydı ve 3 yıldır dans terapisine devam ediyordu. Onunla çalışınca karakterlerinin iki yönü ortaya çıktı. Bir yanda uçarı ve neşeli, diğer yanda eleştirel ve kibirli. Yaptıkları temelsiz şeylerdi. Ezoterik saçmalıklar vesaire. Bu ikinci yön bilinç dışı bir şekilde özdeşim kurduğu babasının bir parçası olarak ortaya çıktı. Babasının babası bir Naziydi ve çocuklarını sanki Alman ordusundalarmış gibi ve duygularını göstermemeleri gerekiyormuş gibi sert bir şekilde yetiştirmişti. Constanze'nin babası gizli bir depresifti ve Constanze'nin canlı tarafı onu memnun etmeye ve depresif görünümünden çıkarmaya çalışıyordu. Ancak babasıyla arasındaki bilinç dışı sembiyotik dolaşıklık fark edince mesleğini kendisine keyif veren bir şey olarak seçebildi. Sadist babalar. Sıkıntılı çocukları nedeniyle ya da savaşta asker olmak gibi travmatik deneyimler nedeniyle bazı babalar en kötü cinsten sadistler olabilir. Bir korku atmosferi ve potansiyel şiddet yaratırlar. Katı bir şekilde tanımlanmış bölümleri nedeniyle kendi duygusal problemlerini yaşayamazlar. Ve sonuçta sık sık patlayan öfke ve şiddetleriyle terörize ettikleri eşleri ya da çocukları için bir sempati hissedemezler. Hatta babalarından kaçamayan çocukların bağımlılığı ve güçsüzlüğünden zevk alır. Çocuk korkar veya korkudan altına yaparsa daha da saldırgan olurlar. Kendi zayıflığından nefret etmek. Romana'nın babası çocukken şiddete maruz kalmıştı. Travmatize annesinin reddettiği bu nedenle babasında destek ve sıcaklık arayan kızının sevgisini istismar etmiş ve onu cinsel olarak kullanmıştı.
Babanın duygusuz hayatta kalma benliği çocuğun korku ve çaresizliğinden sinsice zevk almıştı. Romana ne kadar çabalarsa babası kızının onun acımasına kalmış olmasından ve güçsüzlüğünden o kadar hoşlanmıştı. Babanın hayatta kalma benliği bilinç dışı bir şekilde kızına işkence ederek kendi çocukluğundaki güçsüzlüğüne odaklanmıştı. Romana babasının kendi zayıflığına duyduğu nefreti içselleştirdi ve terapide uzunca bir süre bu parçası tacize uğrayan parçasının gün yüzüne çıkmasını ve babasının ona neler yaptığını anlamasını engelledi. Travmatize bir babanın kızı, babasının hayatta kalma benliğinin sapkın cinsel fantazilerini kızına uygulaması ile özellikle içinde fiziksel yakınlık, sıcaklık, şefkat ihtiyacını babasıyla cinselliğe dökme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Cinsel şiddet vakalarında çocuk genelde babasıyla içinden çıkılmaz bir biçimde sembiyotik dolaşıklık içindedir. Babasının azizesi ve fahişesi. Sabine annesi onu doğururken ölmüştü ve babası dini bir takıntılı geliştirmişti. Bu takıntıyı Sabine 16 yaşına gelip başka bir ülkeye kaçana kadar onu taciz ederek eyleme dökmüştü. Sabine ile yaptığım bir terapi seansında içindeki iki bölünmüş parça görünür hale geldi. Bir parçası huzura kavuşmak için babasını öldürmek istiyordu. Bir parça için her şey kabul edilebilirdi. Örneğin bir kamyon onun üzerinden geçebilirdi. Yeter ki babasının Sabine'yi gerçek dışı düşüncelerine ikna etmesini durdursundu. Ama bir başka parçası bunun saçma olduğunu, cinayet olacağını ve yanlış olduğunu söylüyordu. Bölünmenin gerçekleştiği ve Sabine'nin güçsüzlüğünün içinde bırakan nokta buydu. Babasını öldürme fantezileri direncin, yaşamsallığın ve bağlılığına son verme umudunun bir işaretiyken geri çekilen parçası Sabine'yi doğrudan depresyona götürüyordu. Cinsel taciz aile içinde gerçekleştiğinde şiddet ortamları genelde sürekli tekrarlandığından çocuğun benliği aşırı bölünme biçimlerine zorlanır. Örneğin bir parçası her şeyin aşırı farkında olur ve failin ne yapmak üzere olduğunu gözler. Bu parça sürekli faile odaklanmıştır ve neredeyse hiç uyumaz. Bu nedenle cinsel olarak travma yaşayan insanlar genelde uykusuzluk problemi çeker. Diğer parça ise olabildiğince bilinçten kopar ve bedenden uzaklaşır. Bu aşağıdaki adımlarla yapılır. 1. Neredeyse tamamen hareketsiz kalma. 2. Donma. 3. Kontrollü nefes. 4. Benliğin çözülme tehlikesine varacak kadar aşırı bir içe çekilme. 5. Dış dünya ile bir olma özelliği. Örneğin toprağa karışma. Terapi sırasında belli bir noktada bu parçalar bağlantılı kurunca kişi travma gerçeğinin farkına varır. Tüm acı yaşanabilir ve daha önce donmuş olan beden çözülebilir. Özellikle de terapide yıllarca kendileri üzerine ısrarlı biçimde çalışan kadınların kendi bedenlerini tam olarak deneyimlemeye geri dönüşlerini görmek çok etkileyicidir. Babanın kaybı. Babalar ve oğullar arasındaki ilişki de özellikle dikkate değerdir. Oğullar genelde babalarını herkesten çok sever ve onların takdirini almaya çalışır ve başarılarını onaylamasını bekler ve sosyal çevreleriyle tartışmalarında onların desteğini ararlar. Bir oğul babasını erken kaybederse bunu travmatik olarak yaşar ve bu da onun duygusal yaşamında bir bölünmeye yol açar ve sonrasında kendi oğlu için hazır olmasını engeller. Ömrünü mezarda durarak harcamak. Sebastian babasının depresyonu ve alkol kullanımıyla dolaşık haldeydi. Babası kendi babasını kaybetmenin acısını uyuşturmak için içiyordu. Büyük baba, Sebastian'ın babası 12 yaşındayken savaşta öldürülmüştü ve doğru düzgün gömülememişti bile. Sebastian'ın çalışması gösterdi ki babasının travmatize parçası hala kendi babasının açık mezarına sabitlenmiş ve bu yüzden de Sebastian ne babasına yaklaşabilmekte ne de ondan uzaklaşabilmekteydi. Babasıyla olan işlevsel ilişkisi mevcut olmayan ve duygusal olarak ulaşılmaz durumdaki bir baba probleminin ve buna eşlik eden bastırılmış acının çoktan sonraki kuşağa geçtiğini göstermişti oldu. Oğlanlar kendilerini babalarının davranışlarıyla çok yakından ilişkilendirir. Babanın her yaptığı oğul için bir doğa kanunu gibidir. Erkekler bir şeyleri böyle yapar demektir. Eğer baba duygusal olarak sağlıklıysa bu oğul için temelde iyi bir şeydir. Ama baba ciddi derecede travmatize ise ve oğulda onun hayatta kalma stratejilerini taklit ediyorsa bu oğul için ve onunla bağlantılı kişiler için potansiyel bir tehlike demektir. Bırak artık.
Roland uzun süredir sembiyotik olarak babasına sabitlenmişti ve babasının karakterinin şiddetli eğilimi ve umursamaz tarafıyla özdeşim kurmuştu. O da insanları dövmeye ve aşırı içmeye başlamıştı. Roland'ın babasının sembiyotik olarak içe aktarılmış davranışı olan umursamazlık tarafı o kadar güçlüydü ki bir keresinde Roland'ın az kalsın öleceği bir kazaya neden olmuştu. Ancak terapide babasının daha gerçekçi bir resmini geliştirmeyi başardı. İstismar edilen oğullar. Oğullar için babalarıyla cinsel bir öğe olmadan fiziksel bir ilişkiye sahip olmaları, örneğin kendi güçlerini babalarına karşı yarıştırabilmeleri çok çok önemlidir. Çocukların babalarıyla fiziksel temas kurma yönünde temel sembiyotik bir ihtiyaçları vardır. Babalar da bazen oğullarına tecavüz eder ve genelde bu durumda oğullar aileden destek alamazlar. Çünkü genelde anneleri de çocukken cinsel tacize uğramıştır. Hayatta kalma benliğiyle anne çocuğu şiddetten koruyamaz. Geride bırakılan perişan çocuk. John kendisi için yeterince psikoterapötik çalışma yapmış ve bir çocuk olarak maruz kaldığı tacizin düzeyini anlamıştı. Ama hala bir şeyler yolunda değildi ki bunu ani bir ruhsal çökme yaşayıp saatlerce bomboş gözlerle bir yere daldığında ve yapıcı hiçbir şey düşünüp yapamadığında fark etmişti. Bu duygu aracılığıyla terapide babası ve amcasının tacizine maruz kalmış, bölünmüş ve geri planda kalmış parçasına erişebildi. Bu parçası hala kendini kirli ve ahlaksız hissediyordu. Taciz sırasında bu parçası oluşmuştu ve bu parça hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Yapılan tacizi anlatabileceği hiç kimse yoktu. Bir terapi seansında bu parçasını yalan söyleyip durumu kirlilikten kurtarmayı ve kişiliğiyle bütünleştirmeyi başardı.